Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi. Allah subhanahu ve ta'ala bugünkü keçelerimizini mübarek eylesin. Amin. İbadetlerimizini kabul eylesin. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'ini hatmanesine tülümüz. Allah bu hatmanelerini hem mübarek kılsın. Udağa şükür yurtumuz ilgeriden İslam'a, dini şerifke, Kur'an'a, hadisi şerifke cüde köp hizmet kılgın. Biz ecdadlarımızın hemmesi, uluğlarımızın hemmeleri, biz özümüz, ecdadımız de fakirlene digan, ne fakat biz yurtumuzge, belki bütün İslam alemine fakir bulgen ecdadlarımızın hemmeleri, ehl-i Kur'an buluşken. Gödeklik'i de karı bulgen, hemmesi. Biruni dilsiz mi, İbn-i Sina dilsiz mi, fenge hizmet kılgen, tabi ilmeye hizmet kılgen. Şer'i ilmeye hizmet kılgen İmam Bukhari diyorsunuz mu, İmam-ı Tirmizi diyorsunuz mu? Edebiyatke hizmet kılgen Alişer Nevai diyorsunuz mu, Babur Mirza diyorsunuz mu? Devletke hizmet kılgen ve devletçiliğimizge asas salgen Amir Temur diyorsunuz mu? Şeybani Han diyorsunuz mu, Babur Mirza diyorsunuz mu? Uluğbek diyorsunuz mu? Hemmeleri Hafız Kur'an buluşken. Gödeklik'i de Hafız Kur'an buluşken. Ne fakat keyinçelik, gödeklik'i de hemmeleri. Amir Temur Kur'an'ını ayetlerini tezkeri tertibde okuyor aladigen derecede hafız bugün. Minel cinneti ve nes, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nes, kılıp, pesten tepege. 30 faran şunu okuyor aladigen derecede hafız bugün. Hemmeleri şundaki, Kur'an-ı Kerim'ge aşina bugünler, hamil bugünler, hafız bugünler. O gödekli peyitleri bu. Biz bundan bilemiz ki, biz ne yurtumuzdaki o şu uluğlarımızını, büyüklerimizini, biz fakirlene digen kişilerini, büyüklüğü esası da temel taşı bulup, Kur'an-ı Kerim türerken. Ana şu zatların yukarısını karesek, burada elbette kette adamlar ötken burada, lakin bilmiyemiz. Tarihte iskaldırgenini, biz yurtumuzda hazır geçe istenişini bilmiyemiz. Lakin tuttu adamın namını ait almayemiz. O şey, Müslüman ecdadlarımız yukarısında. O adam o da aslında Müslümanlar bu yalnız. Ortada mecusilik bu yalnız, onunla aldın, nesranilik girgen, onunla aldın tevhid dini bu yalnız, biz diyardayım. Özü bütün dünyada hemen milletlerinin başlanışı tevhid bilen başlanır. Keyin başka dinler, başka düşünceler kiredi. Keyin dinsizlik indi bu bir bürçeyde ence monca kalangır kasangır adamlar da gene uçurduken ilgeli. Kem. Hemen dindar bugün. Hatta arkeolog muarıklarını, tarihçilerini ayetişler için iktisattan aldın hem ya ki başka ilimlerden aldın hem birinci bulup din asas topkeni bir şey. Çünkü en kadimgi eserler, arkeolog eserler de hemen de dini asaretler var. Dini bilgiler var. Dinden bir alametler var. En kadimgi eserler dinden başlanır. İnsaniyet tarihi çünkü Adem Aleyhisselam'dan başlar, din bilen başlanır. Şu bilen bir o şey bizim yurtumuzu hasaten, o başka yurtlarda hem bugün bizi yurtta hasaten katta bir terakkiyat, yükseliş aynı İslam tarihi bilen bağlıq ve Kur'an-ı Kerim bilen bağlıq. O şu ulularımızın hemmesi Kur'an'ı yatlıgın. Şunun için Kur'an-ı Kerim'ini yaşlı gide yatlaş bu bizim milliligimiz desek böyle. Uzbek halkı bizim milliligimiz desek böyle. Kur'an-ı Kerim'ini yaşlı giden yatlaş. Çünkü bizim milletimizde şunu desin ki gitken. Elhamdülillah. Harazmiden meşrep geçe hafız Kur'an. Karızada uluğ eylesen bilsen işan. Karızada eylemiz biz. Elhamdülillah. Şimdi hani şu yerde bir tane nokta var. Bizi keyingi devirlerde bana şu yurtimiz müstemlekege mahkum bugünden keyin karılarımız elhamdülillah baru kemeydi ence. Lekin o şu Kur'an'ı yadlagenden keyingi baskıçlar ilimli başka baskıçlara Kur'an'ı yadlagenden keyin onu hakiki egesi buluş için tedbir kılış için gerek bugün ilimler aksap kaldı. O şahane biz tikleşimiz gerek. Yani biz yurtumuzda karake başka, mullake başka okuyan ençeden biri. O ne doğru neresi? Ne doğru taksim? Biz özümüze İslam tarihini kaydediyor musak? Alim var ki, tarihte koyan alim var ki hemen hafız. Bir payızdan çıkmaydı hafız mesela alim.
bir terimde ötken buluşu mümkün tarihte istina tarikasıda. Lekin ilmiden menfaat topgan ve tarihte iz kaldırgan alim var ki sahabalardan tartıp hazır geçe hamesi hafız Kur'an bugün. Hafız Kur'an'ması yok. Çünkü biz dediğimiz ki şer'i ilimde mutakassis buluş için elbette hafız buluş gerek. Şimdi ancak bunca çalara bu nasıl olmak için olsa, çalamullah olsa buluyor. Yani ki diyelim bir sahanı hemen kadar egerleseyi ulekin katta mutakassis bulmasa buluşu mümkün. Yani ki tercüman buluşu mümkün. Yaman kesmez. Yani ki vaiz buluşu mümkün. Yaman hizmetmez. Buluşu mümkün. Lekin ama şer'i ilimde mütemekkin, yetük alim buluşu için şu bilen bir gel. Tuğla yetük şahsiyet buluşu için elbette hafız buluş gerek. Şu bilen bir gel, Kur'an'ın yadılaşını ozu bu birinci kadem. Bu şu bilen alem gülüstan tohtadı bundan ki nümak sen kıla vurmaz. Ondan ki meyli kesip kılın. Meyli değilik ticaretçi bulun. Meyli iktisatçı bulun. Kur'an'ın hidayeti sizi inşallah kemal getkizir. Lekin şer'i ilimlerde ki şer'i ilimlerde hem devam etiş gerek. Kimdir fakih bolsun, kimdir muhaddis bolsun. Qori bo'ldim, şer'i ilimler kerak emas degan mullalik başka iş degan tushuncha noto'g'ri. Belki Qur'oni Karim olimlik şer'i ilim olimi bo'lishning birinchi qadami hisoblanadi. Uni oxiriga yetkazish kerak. Kimdir masalan Qur'onni yodlasin, keyin marhamat qaysi ishni qilsa ham bo'ladi. Halal kasb qilsin, mehnat qilsin. Marhamat, u shar'iy olim bo'lish shart emas. Ammo tushunmaslik kerakki, shar'iy ilmda olim bo'lish boshqa ish u, hofiz bo'lish boshqa ish deb tushunmaslik kerak. Balki hofiz bo'lishni ortida turadi shar'iy ilmlarda olim bo'lishlik. Qo'rqmaslik kerakki, qori bo'lsa keyin ba'zi odam o'ylab qolishi mumkin, hamma qori bo'lsa bozorda ishini kim qiladi, kasbchilikni kim qiladi, ishlab chiqarishni kim qiladi? Qo'rqmaslik kerak. Buningchun hamma qori bo'lmaydi, iloji yo'q uni. Shu yoqqacha bo'lgan emas, bundan keyin ham bo'lmaydi. Endi hamin qadar har kim o'zini qudratiga yarasha yotlaydi. Bu har bir musulmon hech bo'lmaganda Qur'onni to'g'ri o'qiy oladigan bo'lsa yetadi o'sha. O'zi qarab o'qib xatmi Qur'on qilib yursa, yilmoqmaydi, o'sha yetadi. Ammo hofiz bo'lish bu yuqori daraja bo'ladi, bu kamchilikka nasib qiladi. Hammaga bo'lmaydi o'zi aslida. Lekin hamma o'lib ketgan taqdirda ham ziyon qilmaydi. Agar Qur'oni Karim niyatlash yoki Qur'on bilan shug'ullanish dunyo hayotini taraqqiyotiga zid bo'lganda Amir Temur qori emasdi. Yoki qori bo'lgandan keyin Amir Temur bo'lolmay qolish kerak edi u. Yoki Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonni zabt qila olmasdi kerak edi. Yoki Alisher Navoiy she'r yozolmay qolish kerak edi. Yoki Beruniy kashfiyotlarni qila olmay qolish kerak edi. İnsaniyet tarihindeki en katta akıllardan Biruni. En katta akıllardan. İnsaniyet tarihinde. Ya ki İbn Sina felsefede icat kılalmaya kalardı. Eğer Kur'an terakkiyatki, ilmi terakkiyatki, ya ki maddi terakkiyatki zid bu geldi. Ben hazır biz çetelden sayıhlar kesin, yurtumuzu görsün diye mehtanamız desek, hemen o işi, bizi kara ecdadlarımız kurgan binalar. Kara ecdadlarımız kurgan binalar o şeyler. Özümüzü kurgan ötken asırdaki uyumuz buzulup etken yaramayaptı. Lekin qori ajdodlarimiz kurgan uylarına ya ki mescid medreselerine fahrlanıp eslab oturupmiz biz. Kur'an eğer taraqqiyotga zid bo'lganda o'shalar şu binalarını kurolmasdi. Onu Kur'an-ı Kerim'ni maddi taraqqiyotga zid koyuş bu öte kaltafahm adamı iş. O bir de boyu uzun adam kanını ağrıp kalsa yani boyu uzun bo'lgani için kanını ağrı yaptı deydi. Diyen gökşeydi. Yok. Boyu uzunluğuyla alakası yok. Peken adamın kanını ağrı uğradı. Boyu uzunluğun kanını ağrı mevcut geniyen var. Birbiri alakasız neresi o? Bir adam boyu uzun. Katta adam kanını ağrı kalsa. Ben de katta uygun için kanını ağrıdı. O için pekene buluş geliyor diyen diye gel. Birbiri alakasız neresi? Karnı ağrı var. Var o şuna karnı ağrı. Boyu katta adam. Boyu uzun adam. Ağrı başka yerden ki yiyen. Boydan ki yiyemez. Karı buluşu mümkün. Ama dünya karışı tar. Kur'an'dan ki yenmez utarlık. Başka tamamen ki yenmez. Düşündünüz mü? Birbirine alakasız. Aksinçe Kur'an'dan doğru faydalanmaganından bulur. Kur'an-ı Kerim aslında insanın savadını aşırır. Ben bir ötken sefer bir sohbette yem et verdim. O şu tilini usturuşu, nutkunu usturuşu, akılını usturuşu, hatıranı usturuşu, savadını usturuşu. İlgeri Kur'an yazıp yatılamgen. Hazırım şimdi kılıç gerek uzasın. Savad ham açırladı. Hat ham açırladı. Ahen bile okuladı.
insanın musiki kabiliyeti hem aşar. Mustafa İsmail juda ko'p maqomlarda o'qigan. 8 ta asl maqom bo'lsa, undan tashqari farqli maqomlarim bor. Deyarli hammasini o'qigan. Musiqa institutidan iltimos tushibdiki, kelib ta'lim bersangiz, bizi musiqachilarga, bastakorlarga maqomatdan ta'lim bersangiz. Men bilmayman degan ekan. Men faqat Qur'ondan olaman degan ekan. Qur'on o'qiyman o'zi keladi. Meshaviyni Muhammad Siddiq Meshaviyning dadasi Siddiq Meshaviyga ohangni qayda o'rganasiz desa, Qur'ondan degan ekan. Qur'onni o'zidan olaman. Qur'oni Karimni o'zidan shunday. Mustafa Ismoilga musiqachilar ta'lim bering desa, men bilmayman musiqani deydi. Ummu Kulsum ham eshitar ekan. Ummu Kulsum mana Kavkabu Sharq, Sharq yulduzi deb nom olgan. Sayyidatu al-ghina, kuy sayyidasi deb nom olgan. Ummu Kulsum Mustafa Ismoilni eshitar ekan. O'shuning uchun ba'zi qochirimlarda Mustafa Ismoilni ohanglardan eshitib qolasiz Ummu Kulsumda ham. Ali Mahmud degan kishi o'lganlar, ozonlari mashhur, qiroatlari ham mashhur. Bastakorlar qiroatini, u kishining qiroatini eshitib turib, o'shandan kuy olib bastab qo'shiq aytishar ekan. Hammasini Qur'ondan olgan ular. O'sha ilhomlar. Ana shunday faqat foydalanishni bilish kerak. Qur'oni Karim to'g'ri unaqa kuy kitobi emas. Qur'onda hamma narsa bor. Har kim o'zini ulushini olaveradi. Hudan hidoyat degani hamma narsaga yo'nalish bor. Faqat topishga aqlimiz yetish kerak. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlarki, men tuyamni ipi yo'qolsa, kalomullohdan topaman deganlar. Tuyani ipi, bo'lmasa Qur'onda ibn Abbos degan so'z yo'q, tuyani ipi degan so'z ham yo'q. Lekin ishoralar bor, dalolatlar bor. Unga bizi ilmimiz yetish kerak xolos. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu Qur'onni kavlanglar deganlar. Unda oldingilar u keyingilarning ilmi bor deganlar. Ana shu ilmlarni hosil qilishning birinchi qadami Qur'oni Karimni yodlash. Yodlaganda puxta yodlash kerak. Savol tug'iladi. Qur'onni tajvidi bilan qancha vaqt shug'ullanish kerak desa, betajvid o'qiy olmaydigan bo'lguncha shug'ullanish kerak. Qur'oni Karimni hifziga qancha shug'ullanish kerak desa, unuta olmaydigan bo'lguncha shug'ullanish kerak. Elas yodlab olib, eplab-seplab ustozdan o'tib olib, bahona olib, ijozani olib shu bilan olam guliston demang, yo'q. Qur'on sizning qoningizga singish kerak. Mubin qardada aytar ekanlarki, biz ustozimiz, ustozlarim Qur'on meni qoni go'shtimga qorishib ketgan derken. Qo'limni kessang, qon tomsa Qur'on oqadi derken. Kigiz Husan qaraka degan qaraka o'lganlar. Husan qardadamlardan ketdi. Qarakamlar ajratish uchun Kigiz Husan qaraka, katta Husan qaraka deyishardi. Shu kishi jarrohlik bilan oshqozonlari operatsiya bo'lgan ekan. Darxozdan xushiga kelsa, doktor yig'lab o'tirganmish ustida. Ha, nima oldi desa, ichingizda nur ko'rdim, nima u? O'sha sizni saqlab qoldi, yo'q, u kasalligingizdan, bu operatsiyadan chiqishingizga bizni ko'zimiz yetmay turuvdi-yu. Tavakkal qilyatuvdik, o'sha nur saqlab qoldi, nima u? Sizda nima xususiyat bor desa, menda hech narsa yo'q, faqat Qur'on bor degan ekan. O'zi Qur'onning nuri unaqa moddiy nur bo'lmaydi, yoritadigan. Lekin u kishiga shunday asar qilgan ekanki, aks etgan ekan shu nur. Ana shunday qon qoniga singib ketish kerak. Bizda 97-2007 yillar o'rtasida imom muftiy bo'lgan Abdurashid qoraka boridilar, Alloh rahmat qilsin muftiy. O'sha kishining dadalari Abdumo'min qoraka yosh qori bo'lgan ekan. Andijonda shu jami madrasasi masjidi bo'lgan, o'sha yerda qori bo'lgan. Biz opa odamlar ham, Habibulloh hojamlar ham o'sha yerda qori bo'lishgan. 29 yil yopilgan inqilobdan keyin. Adashmasam 29 yopilgan. O'sha Abdumo'min qoraka aytar ekanki, Qur'oni Karimni to'liq 30 forani xatmiga o'tib, adashmaydigan bo'lib o'qib bergandan keyin 1000 ta xatm qildilar ekan o'sha vaqtda odatda. 1000 ta xatmni butun qilishar ekan. Har kuni 45 fora o'qirdim derkanlar. 30 forani tugatib, yana 15 fora o'qib bergan har kuni. 2 yildan ortiq mobaynida shunday qilganman. Qur'onni pishirib, keyin o'sha 1000 ta xatm qilguncha o'zlari aytib bergan gap. Oyog'imni cho'zib uxlamaganman derkan. 3 yil oyog'imni cho'zib uxlamaganman derkan. Boshim yostiqqa qo'yib, oyog'imni cho'zib uxlagan emasman 3 yil. Yopinchiq yopinib shu yerda tursin. Lavhimni oldida yoki yostig'imni oldida Qur'onni turadi ustida. O'qib o'tirib uxlab qolaman, engashib o'tirgan holatda. Uyg'onaman, tarafga kelib yana davom ettiraman. 3 yil oyog'imni cho'zmaganman degan. Ana shunday Qur'oni Karimni qalblariga joylashgan. Kundalik virdi
15 bor ekan. Qorakam aytardilarki, Admon Qoraka o'tirib aytib qo'yarkan. U sanab yozib chiqqan emas, lekin Qur'oni Karimda qaysi jumla qancha kelgan hammasini bilarkan. Vallohu alimun hakim bitta kelgan. Inna Alloha aliman kana aliman hakima bununcha kelgan. Vallohu g'afurur rahim buncha kelgan. Sanab ketarkan-da. U yozib chiqqan emas, lekin ko'p o'qiganidan qaysi jumla nechta marta kelgan, shularni aytib berarkan. Qoraqam eslab turardilar. Ovozlari ingichka bo'lgan, lekin juda puxta qolgan ekanlar. Yurgan yo'lda Qur'onni o'qib yurarkan. Biroq kelib ko'rishsa, qo'lini biroz tortib, ular u vaqtda choponlari yengi uzun bo'lgan. Biroz tortib, yengi bilan ko'rishar ekan. Ba'zi odamlar xafa bo'lar ekan. U bizdan hazar qilyapti deb. U kishi aytadiki, men hazar qilmayman derkan. Men Qur'on o'qiyotgan bo'laman. Vujudim Qur'on bilan band bo'ladi. Ular betahorat bo'lsa, meni qo'lim ushlab gunohkor bo'lmasin deyman derkan. O'zi fiqh bo'yicha bo'lmaydi gunohkor. U kishi ham odob yuzasidan shunday tutar ekan-da. Abdurashid Qorakani ovozlari yo'g'on bo'lgan. Dadalarining ingichka bo'lgan. Abdurashid Qorakani maqtab qo'yarkanki, o'g'lim norovoz deb qo'yarkanlar. Admon Qoraka. Shunaqa bir puxta qorilar bo'lishgan. Qur'onni qanaqa bo'lish kerak, bo'lguncha pishirish kerak. Men bitta xatmiga o'tdingiz, bo'ldi deb ketib olmang. Puxtalang. Xususan qorzadan odamlar ham shu mingta qildirishlar. Endi mingta qila olmasangiz ham hech yo'qi bir yil to'xtab, 200 300 ta qilib ijoza olib puxtalash kerak. Shoshmaslik kerak. Hozirgi zehn, hozirgi quvvat, hozirgi bo'shlik keyin bo'lmaydi. Hozirgi zehningizga ishlansangiz, ozgina vaqtdan keyin qochib ketadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam sho'x tuyani bolasidan ham tez qochadi Qur'on deganlar. O'shaning uchun o'ta mustahkam bo'lish kerak. Albatta undan keyin ham puxtalagandan keyin ham o'qib yurasiz. Lekin zamsura qiladigan darajaga olib chiqib olish kerak. Fotiha qanday bo'lsa, 30 bora shunday. O'sha Husan qordada aytarkanki, kigizchi, menga shu aro bilan ixlos bir derkanlar. Shuaro eng mushobahasi ko'p, o'xshash oyati ko'p sura. Shuaro bilan ixlos bizga bir deb berganlar. Bobohon Qoraka degan qoraka o'tganlar Anjonda. Biz opoddanmi jiyani bo'ladi. Katta opoddamiz o'g'li. Opoddam opoddasining o'g'li ya'ni. Bobohon Qoraka. Sizlar hozir alhamdulillah siz bilan biz o'ta omon-omon zamonda yashayapmiz. Juda Xudoga shukr ne'mat to'la, juda bir erkinlik, omonlik. U davrda o'sha o'zini qoriligini, hofizligini ham yashirishganda, qoraka desa qoraka dema. Ustaka degin derkanda. Shunaqa o'zlarini yashirishgan. Shunaqa bir davrlarda yashab o'tishgan Bobohon Qoraka. 45-44 yillar Anjonda masjid ochilgan Stalinning buyrug'i bilan. Bir necha joyda ochilgan, bittasi Anjonda ochilgan. Chuqur masjid ochilgan, keyin Devonavoy masjidiga ko'chgan. O'sha Devonavoyda Bobohon Qoraka ozon aytar ekan, muazzinlik qilar ekan. Ovozi o'ta baland bo'lgan. Eng ichkarida xonaxon ichkarisida Qur'on o'qsa, ko'chalarga chestlar ekan, hamma yo'q ishlar ekan. O'ta ovozi baland, baqbat odam bo'lgan. Ozon ushlab aytar ekan ozonni. Va masjid supurib yurar ekan. Lekin qorligini yashirar ekan. O'sha davrlarda qorligini yashirar ekan. Hatto o'z qorligi qoruvganini biladi hamma ilgari. Keyin xuddiki Qur'onni o'qimay qo'ygan odamlarga shu farroshga aylanib ketgandaqa ko'rsatar ekan-da o'zini. Kimdir aytibdiki, Bobohon Qoraka deb gapirsa, bittasi qori emas u debdi. Desa Bobohon Qoraka yetib qopti quloqiga. Bir o'ziga yarasha bir erkalik, erka fe'llar ham bo'lganda ularni. Bir kun haliga Bobohon qori emas degan odam bilan bir lopopdi izdihomda yig'inda. O'tirishdi uyda. Xuftonga jamoat bo'lishibdi. Iqomating ta'sir debdi, u iqomat qildi. Allohu akbar deb quloq qoqib, birinchi rakatga Baqarani undan keyin Oli Imron, Niso, Moidani o'qib yuqibdi. Ikkinchi rakatga An'om bilan Arofni o'qibdi. Ya'ni ikki rakatga Xuftonga salkam 9 bor o'qibdi endi. Xuftonda o'qib salom berib bo'lib, qori ekanmanmi ta'sir dermiş. Shuna debsan degan so'zni aytmasdan bir yo'li Xuftonda o'qib turib, qori ekanmanmi ta'sir dermiş. O'sha gaplar oralab ba'zi o'rtoqlari Bobohonni nazarimda ishdan chiqib ketdi degan gap bo'pti-da endi. Ashu ulpatlarini to'plab o'rtoqlarini yoshligida bo'lgan. Mashaqa Ramazon kunlari ekan, to'plab rosa ziyofat berib iftorligida qator ovqatlar berib qadab qo'yibdi xuftonga. Masjid kulmaydigan qilib. Keyin shu yerda ko'raylik muhtarobiyatda, shu yerda ko'ramiz deyishdi uyda. Keyin tarovihga turishdi. Bobohon Qoraka tarovihga turgan ekan. Bitta o'rtog'i tegishib bir ikkitasi aytibdiki, Bobohon endi ikrorni pastini qo'rasiz debdi. Xo'p, taqsir debdi-da. Allohu akbar deb quloq qoqib
birinchi rakatga ketibdi ekan Baqara, Oli Imron. Ketyapti ekan 5 pora, 10 pora, 15 pora. Birinchi rakatga Fotihadan Val Fajrga olib ketdi. Ular ham quloq qo'ygan, keta olmaydi hech qayerga. İkinci rakatga keyin Iqraga olib ketdi. Salom berib turib, bu yoqni o'zlari yo'qolishaver demiş. Yani o'zlar Iqrani pastini o'qing deganiga. Ana shunday zamsuraga tayyor turish kerak. Qur'on, Qur'onning hammasi. Bu asli salaf solihlardan odat. Abu Bakr ibn Ayyosh, İmom Ma'osimning shogirdlari bizi raviyimiz İmom Hafsni sheriklari. Abu Bakr ibn Ayyosh aytar ekanlarki o'g'illariga meni hücremde günah kılmayın. Başka yerde hem günah kılış mümkün değil. Lakin beni hücremde kılık görme. Çünkü bu yerde ben 12 bin madde hatim kıyam ben Kur'an'da diyene. Vafatları da, vafatları aldı da sinirleri yığılıp otursa, nege yığılıyorsan diyene kendine. Ana şu bürçekde, şu uzun oturduğun bürçeğini kürset yaptı yine. Şu bürçeğini uzun da 18 bin madde hatim kıyam ben diyene kendine. Kur'an-ı Kerim'de. Mana shunday salaf solihlarimiz Qur'oni Karimga bog'langan bo'lgan. Juda ko'p o'qishgan, Qur'on bilan yashashgan. Qur'on sizni butun vujudingizni nur bilan to'ndiradi va sizga hidoyat bo'ladi. Qur'onni yodlashdan asosiy maqsad Qur'onning hidoyatini olish. Qanday bo'ladi Qur'onning hidoyati? Qur'oni Karimni bir qani tepadan o'qinchi desa, tepadan bundoq o'qisangiz, kelib o'rtadan bir kalima aytsa, kelmay qoladigan bo'lsa, Qur'on yaxshi yodlanmagan bo'ladi. Qur'oni Karimning har bir kalimasi alohidasida turish kerak. Masalan, birinchi lashadid desa, innahu huwa yubdi'u devorishingiz kerak. Ikkinchi lashadid desa, va innahu li hubbil khayr deyishingiz kerak. Birinchi bala desa, Baqaradagi birinchi balani o'qishingiz kerak. Uchinchi bala desa, uchinchi balani o'qishingiz kerak. Baqarada ikkita bala bor o'zi. Yo'inki hatto shu qadar imtihon qilishardi Azharda ba'zilarini. Zulke debdi bir gün. Zulke. Topamabdi Kur'an. Zulke. Ama parasından debdi ki. Zalikel fevu. Zulke bir eken o. Zulke. Yani ki, delik ayetledi ki, mesela, ahadun kul dese, ahadun kul a'udu bi rabbil falak diye siz gerek. Ana şimdi Kur'an-ı Kerim'in kelime havası sizde alahide türüş gerek. Ve inşallah keyin ilim oku, bunu manalarını bilgenizden ki, o sizge hidayet bole. Masalan bir ochig'ingizni chiqardi. Shuni bir boplab qo'yay desangiz, "Val kazimina al-g'ayza aqsolarini yutadilar" degan oyat keladi-da, ochig'ingizni bosasiz. Birov kelib sizga murojaat qilyapti. Sal kayfiyatingiz yo'qroq, shu yuz-yuzni burishtirgingiz kelyapti. Peshaningiz. "Va la tusair khaddaka lin-nas" odamlarga yuzingni, yonog'ingni burishtirma degan oyat esingizda keladi. O'zingizni to'g'rilaysiz. Shoshib ketyapsiz, apil-tapil. "Va qusid fi mashik" yürüyüşünde orta miyana bol. Polis köpeyip gitti de, ya ki meşgul olup gitti, katta karı bolup. Bir uz yüzü bir taraziga salıp, salmalanıp yürümaksız. Yemşuğuna alel ardı hevnen. Ayet izi geçerdi. Kemterliği tavazı buna göresi yeri yüzüdeki. Bir adam gelip sizge beymeni yaptı, yaparıp kitap kılı yaptı. Ve izâ khatabahumul cahilûne, kalu selâme, aman bol deyip koyadı. Cahillar kitap kısa gel, onlar gediyen ayet izi dikiledi. Yoyinki kechasi uxlayapsiz. Tatajafa junubuhum oyati esiga tushadi-da, yonlari yostiqlaridan, yotoqlaridan uzoqda bo'ladi oyati esiga tushib turib ikki rakat namoz o'qib qo'yasiz. Va hokazo. Onangiz ish buyurdi, molol kelyapti. Qilgisi kelmayapti. Obil validayni ihsana, ota-onangga yaxshilik qil, nafaqat aytganini qil, aytganidan orttirib yaxshilik qil. Qo'shningiz bilan kelisholmay qoldingiz. U sizga yoqmagan gaplar aytdi. والجاري ذي القربة يقن قشنين جيحش تلك الآية إذا قشت قشنين جيحش تلك الناس وزيز بساس بر سوزة ما حسس آية إذا كيلد سوزة هداية بولد هر بر إشينز ده هر بر قدم إنز ده من أشو قرآن سوزة هداية بولد بولد بونم أشون قرآن سوزة كلمة كلمة حافظ إذا ترش كلي شون ده جنا قرآن سوزة مكمل هداية بولد سوزة شون شون رسول الله كرم عليه الصلاة والسلام Alloh taologa iltijo qilgan ekanlarki, Parvardigor Ibrohimni xalil tutding. Muso kalim bo'ldi, o'zing bilan gaplashdi xos. Isoni o'zingga ko'tarding alayhi musallam. Menga nima inoyating, marhamating, karomating bor?
Allah Teala etkenirken ki sizi ümmetinizi kalplerini uzun bir kelamımda idiş kıp koymadım ben. Aldığınız kitaplar yatlanmadan. Aldığınız ahli kitaplar özlerinin kitaplarını yatlaya alışkanmaz. Şunun için arası ki tefsirem koşulup kitabı vurgen. Havariler, nikâplar diyen koşulup kitabı vurgen. Aslı nazil bugün kelamı yatlaşa alınmaz. Kur'an-ı Kerim'le Allah bizge asan kıbergeni için yatlayabiliriz. Uzu kıyın aslı. Lekin bizge asan kıbergeni Allah saklaş için. Kalplerini ümmetinizi kelamımda idiş kıp koymadın mı? Enerjil kıp koymadın mı? Bu otekette şerefli makam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetlerinin özüge has faziletleri. Şunun için bu kelam saklanken. Harun'un Reşid devrede bir tabib varken, ahli kitaplardan, sarayını tabib. Harun'un Reşid onge Müslüman buluştu bir neçe ve teklif kuyenirken. Müslüman bulsan bu muydu? O ne merken, bu merken. Bu hem Müslümanlarını ne kadar bir kinbağır ikerliklerini gösterdi. Sarayda padişahının has tabibi ahli kitaplardan bu. Ya Müslüman bu. İslam'da Müslüman'dan başka hemen yok, kuvarışı yok. İslam teklif kılına da hala yan kabul kılına da hala yan kılına koyarız. Hısabı Allah'ın özü. Hısabı bizi kolumuz demez. Cennet dozak bizi kimez. Dünyaya bizi kimez. Biz fakat yetkezemiz halas. Allah'ın hitabını. Harun'a Reşid halife. Özde olayım. Siz özünüzü, paşayınızın yanında hizmet kılıp onu dini getirdikleri, onu peygamberin yalancı diye yaşayız size. Şunge padişah koy bir. Harun'a Reşid'i tabibi şuna kadar. Nasrani'yken ya ki Nasrani bugün köprak. Kim bir gün görse haliga odam Müslüman sima bo'lib qopti. Harun'a Reşid aytdiki, "A nima bo'ldi senga? Müslüman bo'ldingmi? Ha, Müslüman bo'ldim." "A shuncha aytsa meni aytganim qilmagansan. Nima turtki bo'ldi senga? Nima sabab?" Men o'ylandim. Bizi kitoblarimizda o'sha oxirgi payg'ambar kelishi aytilgan. Çünkü ahli kitaplar hamas bilgen. Hmm. Ahirge peygamber keledi, necatkar ruhu. Hama sıfatlar var, Tevrat'ta hem İncil'de. O şey sıfatlarını kalıp telle alış, tanıp alışları için verilgen. Hama peygamberden Allah ahd agen. Hama peygamberden, bekat o Nasrani ve Yahudilermez. Hama peygamberden Allah ahd agen. Ahd de şu ki, her bir peygamber uzun ümmetini agahlantiredi ve ularge ahirge zaman peygamberini tanıtedi. Ve ahd aladı hammasi de. Eğer beni barımda ya ki menden kim bulsa şu sıfattaki kişilerini peygamber bulup Allah'ın dinine çakırsa iman getirirsinler. Ular özleri iman getirirken de özlerini peygamberlerine ve özlerini kitaplarına. Ahirge zaman peygamberine hem koşup iman getirirken aslında. Çünkü çıkıp kalsa doğrudan doğru ilgeçiş için. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam eğer Musa aleyhisselam hazım bugün de beni aldım da menge ergeçten başka yol kalmazsın dedi. Hemen peygamberlerden Allah şu ahadda gen. Ahirge zaman peygamberine mabada sizi bari izleyip hep kalsa hem ergeçeceğiz. Ümmetleriniz hem sizge ergeçi bir gen bulsa hem yani ahirge zaman peygamberi çıksa onge ergeçten. Çünkü ahad olen hemen. Hemen peygamberden bir kıl yeryüzüdeki hemen kavmge kigen peygamberler şimdi yıkıyor. Tayin ki ahirge zaman peygamber bütün yeryüzüye kiyen peytide hamesi ten iman kilitirişi için. Ve hamelerge vasfı aitilgen. O ahli kitaplarda şu ilim bugünü için o oylarken, o şu, şu Muhammed Aleyhisselam, şu halifeler ergeçekken peygamber. Hakikatte o şu ahirge zamanın kimi ya başka mı? Çünkü yalancı peygamberler çıkken. Ahirge zaman ben de. Resulullah'dan keynem çıkışken. Şunu oyladım mı? Ben bildim ki ahirge zaman peygamberini şeriatiye ahirge zamanı kim o? Ahirge mi? Şeriatı kıyamet geçe devam etiş gerek. Devam etişi için onun kitabı saklanış gerek. Kani bunun kitabı saklanmadı mı? Saklanmaydı mı? Ahirge peygamberinin kitabı. Sana mahcup oldum ve özümüzü kitaplardan soruşturdum. Tevratını yazıp ahbarlarına, Tevrat alimlerine alıp vardım ibadethanesine. Bazı cahilerini özgertirdim. Uzgartır bu yağını alıp vardı. Ular açıp karak varalıp gözlerine sürtüp kalıştı. Keyin İncil'ini şimdi yazdım. Bunu hem bazı caylarını uzgartırdım. Özü İncil'in nuskası köp özü aslında. Konstantinopolis bir yüz yirmi İncil'den tanıdıkken dört tane. Uzgartırı alıp vardı. Yani uzları da o şey uzlarının muhiti de tarkalgen nuskanı köçürgen uzgartırıp köçürgen şunu yap. Rahiplar gözlerine sürtüp kalıştı.
ki Kur'an'ı hem yazdım, azmınca özgertirdim. Bir Müslüman'a beruydum, şunu açıp aralık gördü, yüzümde ulaştırdım. Olan kelimeni özgertirip sen, bunu bana okumayın dedi. Bildim ki, bu kelam kıyamet kaç saklanır ki. Bildim ki, şu kelamı apkegen peygamber, ahirge peygamber buluş gerek. Şundan ben iman kettirdim diye. Gördünüz mü? Kur'an-ı Kerim'ini saklanıp kelişini özü bir arta kelimesi öz gelmesinden. Şunu özü kettir mucize. Bir arta kitap buna saklan gelmez. Bir arta kitap. Çünkü başından yad getenilgen, teyenilgen, yaddaşlıkken. Ashab-ı kiramlar esasen yaddan okuşken, yaddaşken fakat. Hatta Abu Bakr Sıddık raziyallahu anhu'nun devirlerinde Kur'an cemlengen de hem sureler cemlengen bitti mukavan arası. Halifenin üyü koyup koyuluyor halas, bura paydalan gelmez mi? İhtiyaten sakla koyuluna. Hemme yaddan okuyan. Doğru. Resulullah onları da yazışken, 40'dan artık 40'ta katipleri bugün. Okşunu onları da yazıp alışken, lakin varaklar üyüde saklanan esasen yadga teyenilgen. Kur'an-ı Kerim'i yadlarsan esasi maksat Kur'an bilen yaşayış bugün. Namazlarda eğlentiriş bugün. O bilen Allah'a yakınlaşış bugün. Ana şu şerefli makamını egallagan bo'ladi hafız Kur'an. Yani şunu saklaş gerek, biz etmek şu gengel. Saklaş için ana şu yukarıda etkenimizdik. Aklı batın değiller. Yani kalbini tübüge, hatırlarını tübüge caylaş gerek ki sizde kuttu ki isminizi eğlenip geçiş gerek. Sizden çıkmaya diyor. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir hadislerde etkenler ki menge ümmetimme hem amelli kursatildi. Yaşı diye memanıyor. Hatta mescidden bitti, haşakını ap çıkıp taşlayan bulsa şu tazeliği için. Şu kiçkini amel hem kursatildi. Ümmetimme hem amelim hem kursatildi. Yani şuradan ki ümmetler ne amel kulladı hem kursatildi. Onların sevaplarının miktarları kursatildi. Şimdi günahları hem kursatildi. Günahları arası da bir kişinin Allah'ın kelamından bir ayetini yadlayıp durup keyin unutkeni de kettesini görmedim de. Demek karı bugün adam Kur'an'ın unutuşu günah buladı. Aldığında hafız buluş müstahap idi. Hafız buldunuz mu? Eni saklaş, eni şart buladı. Onu yolu işte birinci yadlayan payette puhtalı alış gerek. Eğer işte bir yadlayan payette puhtalı alması ki insan aşınmaydı. Barıp insanı yüreği beklemeye kalır. Bizde bazı ortağlarımız vardı. Karı bugün hatmige bitti otken o. Dara üylen varken. Ya ki dara başka işe otup gitken. Bana hazır otu almaydı hatmige. Başta 5-6 parası hamura bugün. Ki o şu 10 paraya çıkken. Ki 15 paraya. Hazır 5 para 3 para koyan böyle. Kagenlige yüreği hem beklemeydi hazır. Ben şimdi karıların bir kançasını bilemem. Özümüz yakınlarımızdan bilemem. Yatlayken Kur'an'ı. Hazır iki hareket yok beni yarın para desiz, yürek bitlemeydi. Saklıp koyamaz. Bu ağır günah buladı. Şunun için, saklaş için Kur'an'ı, ne için o şeyler isten çıkar vardı? Yatlayan payette puhtalıp koymayın. Puhtalıp koysaydı, işe bent bulsa hem, kasıpke bent bulsa hem, ilimge bent bulsa hem, zem sonrasında özde yok kubam hatım kır yürü oradı. Yani bizi bu yerdeki bazı şeyhlerimiz, peşinin sünnetindeki üç para girdi var. Tör rekat sünnet ki. Sünnette bana lokma vermeydi, et vermeydi. Peşinin sünneti ki tör rekat. Hemen adını turup namaz götürüyordu. Ne mi dedi siz? Sünnette üç para okuyordu. Peşinin sünneti. Her gün vazifesi. Yukarıda et yedim onun karakene 15 para verdi mi? Bak, o baba han karakene ne mege ona kapıhtı o genekten desi? Selige, zem sonra ki 29 yarın paranı okup koyuyen. O meçti süpür büyürüp 15 para okurken her gün o. Bırak bilmerken onu. Körge adam ferraş diye boylarken o günlüğü 15 para okurken. Biz ustazımız Bedir'den Karakem hem kündelik 5 mehal, 5 namazlı sureleri var. Yasin, Tebarek, İnne Fetehne. Onlardan teşkarı 100 suresi, ondan teşkarı bitti yarım dividleri var. Şu virdlerden teşkarı günlüğü 10 para okurdular. 3 günde, ya ki 2 yarım günde bitti hatim kılar. Daim Kur'an bilen ben bulurlar. Ana şimdi Kur'an-ı Kerim'e aşina bulurlar. Şimdi mesela eğer kişi Kur'an'ın yakış pişir olsa başka kasıp diyem kılı uğradı Kur'an isten çıkmaydı. Lekin ham halette hal yakış puhtelenmeyi türüp başka işe otursa hususen yaş kattı uğandı karuga adam. O adamı ki kaç bitirdi. Kim bir kaç kendine ki kaytar işe yüreği bitlemedi. Biz ustazlarımız buna bugün mesela şu yakış puhtelen uğandı. Çünkü Sıraj'ın karakemler Allah selamet kısın.
Oşu kündüze işke borgende işte kütüb oturup 5 bar okuyardı bazı adamlar. O işte işine aslında 5 bar okuyardı. Şu hafız Kur'an'ın vazifesi şunu diyordu. Bu adam dedi Kur'an'ı yaşaydı. Kur'an o kişiye hidayet bo'ladi inşallah. O ahiretke kurtarıp barası ahirette ya Kur'an şefaatçi bo'lganda nima bo'ladi? Şefaatçi bo'lganda Kur'an'ı alıp gelip Allah'ına Allah'a iltica kıladı. Perverdigar bunu ben tünlere bedar kıyam ben. Kündüzlere çankatıp aşkatken ben. Bunu cennetke kirit. Bunge sarpa kiyidir. O kuyun, bu kuyun talepler koyadı Kur'an-ı Kerim. Allah Ta'ala onu taleplerine emelge aşırır. Çünkü Allah'ın kelamı Allah'ın huzurundaki en kadirli şefaatçi budur. Şunda kare genime değil. Cennet kekir ikra varka oku ve kütarlı bar ahirge okuyan ayetin seni yerin menzilin budur. Onda bir ayeti vermeydi. Ustaz yok, lukma teşebbüle diyen. Kitap yok, karavala diyen. Adeşken caiz tohtayız. Min ayette adresiz, min ayette. Ana şunda Kur'an-ı Kerim'ni ahire geçe okuyan algan adam, ahire derece geçe itibar edin inşallah. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a vaadeler. Demek dünyanın saadeti ve ahiretinin yukarı derecesini egelleş üçün Kur'an-ı Kerim yad alınladı. Onu şartı sakla barış gerek bu. Şaşmazlık gerek. Bir yıl yarım yıl sabır kılıp, yaş pişirip alış gerek Kur'an-ı Kerim. Düşünelim. Bir arta kelimesi közünüzden kaçmayacak derecede. Bismillahirrahmanirrahim deyip surenin başlasayız. Aldığınızda mushaf açık türediyen halette. Nezarizde görüyorsun ki. Mushaf açık türediyen halette buluş gerek. Şunda inşallah kişi hafızı Kur'an deyip şuna ait. Ve inşallah ameli bilen bulsa inşallah hamili Kur'an buladı, amili Kur'an buladı. Derecatı. Ondan yukarı derece bulmaydı. Allah ibn-i Mesud raziyallahu anh'u Allah'a kasem ki her bir surenin, her bir ayetini kayırda nazil bugün, nime uçun nazil bugün, kandı nazil bugün bilemem diyen. Yani şimdi alın buluşken Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi buluşumuz gibi biz. Yani şu kişiler, insaniyette uygatkarlar şunlar. Halklarını hidayetke başlayanlar şunlar. Şunun için iki ayağı da yürüdüken tırık Kur'an'a eğlenken olur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam medreselerini bitirgen talibler yani şimdi iki ayağı da yürüdüken Kur'an'a eğlenişken. Yani şu dereceni biz hasıl kılışımız gerek böyle. Allah Ta'ala uzun muvaffak eylesin. Şimdi etkenimizdeki hâme bu muydu? Kimi ki yukarı dereceni istese o şeyler. O hâme buluş şartlanmaz. Ve cennetin yolu fakat bulmaz. Başka yol bilen hem cennete girse bu dedi inşallah. Lekin bu kimi ki şu yolunu istese şünge mene şu şart kılınır. Allah Ta'ala uzun muvaffak kılsın. Yukarı derecelerini nasip eylesin. Adamlar iki hane yüz alış için çetelge çıkıp 5 yıl işleyipti. Dünyanın şerefini, ahiretini, saadetini alış için 5 yıl işlese erziydi taksir. Ondan köpüştese hem erziydi. Çünkü malallanmen, zerikmen ve şaşmen. Tayin ki hakiki hafız buluş geçe yetip barik. Allah Ta'ala özü muvaffak eylesin. Atanalar gibi taç giydirişini Allah nasip eylesin. Özüge sarpalar giydirildi. Yani şu makamlarını Allah Ta'ala özü nasip eylesin. Hemimizge bu yolda hizmet kılığa yetkilerini hem hizmetlerini Allah Ta'ala ziyadesi bilen birsin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun ala mursaline velhamdülillahi Rabbil alemin. Teqabbel minna inneke entes semiyul alim.